ülkemiz bir yönetim krizinin içinden geçiyor. Başkanlık sistemi ile birlikte ekonomide, dış ilişkilere, eğitimden sağlığa, sanayileşmeden refaha, dolardan avroya her şeyin düzeleceğini vaat eden iktidar, her şeyi yüzüne bulaştırmış durumdadır. Daha bir yıl önce patates, soğan kuyruklarına mahkum olan halkımız, bu yıl 5 litrelik ayçiçek yağını 68 liradan almak zorunda bırakılmış. Kent yoksulları çöp konteynerlarından ekmek arayarak karnını doyuracak durumuna bırakılmıştır. Son olarak damat bakanın istifası ile devlet krizi, yani yönetememe durumu tescil edilmiştir. Başkanlık sistemi tam anlamıyla iflas etmiştir. Ülkemizde bu olumsuzluklardan ilçemizde ziyadesiyle nasibini almıştır. Özellikle pandemi döneminin de ağırlaştırdığı şartlar ilçemizde yoksulluğu artırmış. Çiftçi, esnaf, işsiz kalan işçi, çalışan işçiler, üretim yapan KOBİ'ler hep birlikte ekonominin içinde bulunduğu şartlardan etkilenmişlerdir. Ünye bu krizden kat be kat daha fazla etkilenmiştir. Özellikle büyükşehir uygulaması ile birlikte ikinci sınıf ilçe konumuna itilen ilçemiz, daha önce genel bütçeli kuruluşların yatırımlarının büyükşehir bünyesine alınmasıyla katmerli mağduriyet yaşamaktadır. Kırsal mahalle yollarındaki bakımlar aksamakta, peş peşe gelen sellerle harap olan yollarda bakımlar zamanında yapılamamaktadır. Tarla yollarının bakımı için de muhatap bulunamamakta ve iş makinesi kiralamak zorunda kalan köylülere ekstra maliyetler binmektedir. Köy içme sularındaki durum daha da işler acısıdır. Yıl 12 ay mağdur olan yağmur yağan ilçemizin kırsal mahalleleri özellikle fındık mevsiminde yeterli içme ve kullanma suyu bulamamakta, derelerden patpat ve özel araçlarla binbir güçlükle su temin edilebilmekte, içme sularını ambalajlı su satın alarak gidermek zorunda kalmaktadır. Büyükşehir yetkililerine ulaşmaya kalkan vatandaş telesekreterlerle muhatap edilmekte, yetkili kişilere ulaşmak adeta imkansız hale gelmiştir. Hizmet arayışında olan vatandaşa bahane olarak büyükşehir adres gösterilmekte, büyük şehre başvurulduğunda ilçe belediyelere adres gösterilmektedir. Sorumlu bulmak adeta imkansızlaşmıştır. Bir türlü yapılamayan organize sanayi bölgesi yatırımı nedeniyle girişimciler enerji, vergi ve benzeri teşviklerden yeterince yararlanamamakta, maliyetleri yükselmektedir. Bazı üretim tesisleri yakın organize sanayi bölgelerine taşınmakta ya da işletme faaliyetlerine son vermektedir. Ünye için çok önemli olan Akkuş-Niksar yolunun yapımı muammaya dönüşmüş, yapımı için hiçbir somut gelişme yoktur. Ünye'ye yaz aylarında Niksar ilçesi ve Tokat ilinden hatırı sayılır miktarda tatilci gelmektedir. Niksar'ın genel yöneticileri dahi bu yola ordunun iktidar siyasetçileri ve yerel yöneticilerinden daha fazla önem vermektedir. Ünye Limanı da bu proje kapsamında ele alınmalı, liman, yol, sanayi tesislerini de içine alacak şekilde yeni bir bölgesel kalkınma planı haline dönüştürülmelidir. Ünye'de ayrıca yılan hikayesine dönen bir üniversite olayı vardır. Bugün Ordu Üniversitesi'ne bağlı olan İktisadi Ticari İlimler Fakültesi önceleri sırasıyla 19 Mayıs ve Karadeniz Teknik Üniversitelerine bağlıyken, Ordu Üniversitesi kurulunca Ordu Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Önceleri ikinci eğitim bölümleri de bulunan bu fakültelerin ikinci eğitim bölümlerinin kaldırılması ve tercih azlığının da etkisiyle öğrenci sayısı hızla azalmıştır. Bir kampüs ve yurt alanının olmaması nedeniyle de cazibesini yavaş yavaş kaybetmektedir. Ayrıca teknik ve sağlık meslek yüksek okullarında da durum aynıdır. Üniversiteleşme gerekli önem verilmeli ve çok önemli olan üniversite kampüsü ve yurt sorunu bölgesel yarış halinden çıkarılmalıdır. Fakülte sayısı da bölgenin potansiyeline uygun olarak artırılmalıdır. Ünye'nin doğası ve tarım alanları bir süredir madencilerin saldırısı altında, her derde deva olarak sunulan ve güvenlik güçlerinin de baskı aracı olarak kullanılarak devletin madencilik kurumları ve maden şirketlerinin fütursuzca bölge halkını da hiçe sayarak tarım alanlarında, fındık bahçelerinde, ormanlarda maden arama çalışmaları yapmaktadır. Üçpınar, Yeşilkent ve Çiğdem mahallelerinde yapılan sondajlar derin korku yaratmıştır.
Fatsa Erenyurt Siyanürlü Altın İşletmesi'nin olumsuz sonuçlarını da gören bölge halkı 7'den 70'e topyekun bir direniş göstermiştir. Toprağını, suyunu, havasını korumaktan başka hiçbir amacı olmayan bu mahallelerdeki vatandaşlarımızın başından beri yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz.